Ben tanımazsınız. Adım Hüseyin Kaya. Pembilerin Arif'in oğluyum. Kim oğlu? Pembilerin Arif'in oğluyum. Siz de muhakkak bana soracaksınız. Sen kimlerdensin diye. Arif'in oğlusun. Evet. Evet. Sen burada mı oturuyor muydun? Ben yurt dışında bulunuyorum. Yurt dışında yaşıyorum. Ara sıra bir işte izinlerden izine geliyorum kısmet olursa. İsterim ki hani bir yerde köyden resimler alayım, video alayım, sesli sohbet edeyim. Tabii iyi olur. Bunları bir tek ben değil, hani başka arkadaşlar da izlesin, tanısın, ailesine hatıra kalsın. Bu gibi amaçla yapıyorum anı bunu. Anı tabii ki, kalıcı bir anı olur. Ben zaten onları topluyorum yerine göre. Kendimde olduğu gibi başka arkadaşlardan da alıyorum. Efendim, şimdi tanıyanın tanıması için, bilmeyenin öğrenmesi açısından, kasabanın gün görmüş hani yaşlılarından sayılırsınız. Kimsiniz amca? Adınız ne sizin? Benim adım Abdurrahman Öztürk. Abdurrahman Öztürk. Mustafa. Mustafa. Babam öleli 43'te öldü. 1943'te babanız vefat etti. O günlerim çok zeremdenli günler geçirdim. Evet. Yaşanacak devir şu devir. Yaşlandık. Evet. Ömür bitti sayılır. 86 yaşındayım. Maşallah. Allah uzun sağlıklı ömürler versin amca. Evet. Yani kala kala kaç kişi kalmış köyde? Yani ben isterdim ki köyümüzde bir yaşlı daha amca varmış. Rahmetli olmuş iki ay falan önce. Abidin Hacı. Bir diğer amca daha söylediler. Eyüp amca varmış. Ona gidip görüşmek istedim. Ona da gideceğim. Ona da gideceğim. Konuşmak istiyorum onu da. Tanımak istiyoruz. Bakalım neler anlatır onu da öğrenelim. Gölcetepe diye bir şey, semt var. O da kızının yanında yerleşiyor. Evet, evet. Amca siz kaç evlat var sizde? Bende 11 çocuk var. Maşallah. Benim evlilik gitti. Çift evlilik mi? Sonradan bir halim daha aldım. Kuma mı getirdin yoksa başka bir şey? Öldü. Ondan sonra ikinci evliliğinizi evet. Yaptınız. Peki kaç yaşında ilk defa kaç yaşındaydı evlilik yaşınız? İlk evlilik mi? Kaç yaşındaydınız yıllarda? 18 yaşında. Yani gene küçük değilmiş. 18'i doldurmuşsun. Hani denir ya reşit olmadan yaşları köylerde evlendiriliyor. Çok oluyor yaşları. Esra 13, 14 falan. Genelde doğuda herhalde böyle çok oluyor. Ha, bizim buralarda olmazdı. Ha, pek burada değil. Kuma'da olmazdı, olmamıştı değil mi? Köyümüzde yoksa yani. Olmamıştı. Evet. Hepsi o evlatların en büyüğü kaç yaşında? En büyüğü mü? Evet. En büyüğü kız. Evet. Kız evlatı. İşte 60 yaşında var. Yani onlar nerede yaşıyorlar? Ankara'da. Birazcık Ankara'da, birazcık Mersin'de. Birazcık bu köyde. Birazcık İzmir'de. Birazcık İzmir'de. Evet. İstanbul'da da var. Gelirler giderler seni ziyaret ederler mi? Gelirler giderler. Evet. Be. Yani baba hatırası diyerek gelirler, görürler, esenleşirler, giderler, yerler. Genelde bayramlarda gelirler. Muhakkak. Tabii. Bayram. Genelde. Amca eskilerden anlatmanı isterim tabii ki. Çocukluk yıllarınızda nasıldı buralarda? Çocukluk yıllarında babam işte... Ne iş uğraşırlardı, ne iş yaparlardı? Çiftçilik, deşberlik, yani bu işlerle ömrüm geçti. Çok yalnız çalıştım. Siz de baba mesleği, gene çiftçilikle burada, bu köyde ömür sürdünüz. Şimdi eskiden bu devletimiz bize sanayili genişti. Benim önümde böyle bir dışarı iş yoktu. O çiftçiliğe alışmıştık. Onunla ömrü bitirdik. Evet. Çocuklar büyüyene bir yorgan verdim gitti. Bir yorgan, birer yorgandan gittiler. Çalıştılar, iyiler. Onlar benden çok rahatlar. Evet. Ben çok serencanlı bir şekilde çiftçiliğim. Siz sağlık sıhhat yerinde. Sağlığım iyi maşallah. Maşallah. 86 yaşındayım. Sigortanız var mı emmi? Sigortanız var mı sizin? Yok. Sigortasız mısınız? Emeklilik de yok, bir şey de yok. Bir yaşlılık maaşı. Ha, hayatınızı şimdi onunla idame ettiriyorsunuz. Devlet mi veriyor bu? Yani devlet verdi mi? Yaşlılık maaşı. Devlet veriyor yaşlılık maaşı. Yaşlılık maaşı veriyor o adam. Onunla geçiniyorsunuz. Biraz kendi arazilerini. Evet.
tarımcılıktan alıyordu kendini. Kaldırıyor, ekiyor, kaldırıyor. Eski bayramlardan, eski şeylerden bahsetti o zaman biraz da. Bayramlarda bir değişiklik görüyor musunuz? Eski bayramlar nasıldı, şimdi nasıl? Eski bayramlar neşeli. Komşu ilişkileri, efendim aile ilişkileri nasıldı o zamanlarla, şimdiki zaman arasındaki fark? Yani iyiydi. Eskiden de böyle kötülük vermemiş. Komşularımdan olsun, kendimden olsun, böyle kötü işlerle hiç uğraşmadım, yapmadım, evet. Çalıştım. Peki. Yani öyle kötü niyetli işler yapmadım. Çalıştım, iyi. Allah da ömrü iyi vermiş. Eviniz bu tarafta mı amca? Benim evim işte şu görürken bina ucu burada. Eski yapılardan mı yoksa yeniden sonradan yapılmış? Yeniden sonradan yaptım. Yaptırdınız. Yıkıldı yaptım. Bu, en çok bu kahveye takılıyorsunuz. Evet. El, ayağınızın altında burası, evet. Köşe. Burası. Burası, bu kahve de bir değişim geçirdi değil mi? Kahve değişim geçirdi. Önceleri bir daha, biraz daha pencere hatırlıyorum küçük. Sanki ben de onu hatırlıyorum. İçini bir şey tahta kaplıydı, ahşap pencere. Evet, evet. Asla göre her şey modernleşmiş. Evet. Öyle. Şimdi böyle gayet güzel. Yurt dışında hiç kimsen var mı amca? Yurt dışında benim hep yurt dışında kimsem yok. Herkesin evet. Hemen hemen bir akrabası muhakkak yurt dışında var da sizin yok mu? Akrabalardan tabii var da benim kendi çocuklarımdan yurt dışında. Onlar yok ama yani kimisinin teyzesi, halası, evet. Dayısı, bazılarının kendi evladı oluyor. Tabii doğru. Canım olur öyle akrabalardan olur. Peki. Sağ ol amca. Sağ ol. Ellerinden öpüyorum. Sağ ol. İnşallah bir daha başka zaman gene birlikte oluruz. Efendim, Allah sağlıklı, uzun ömürler versin. Sağ olun. Yani insanlarımız eksildikçe arayacağız tabii ki o kişileri. Arıyoruz isterseniz. Sonra gidip kabirlerinde görüntülüyoruz mezar taşlarını. Ben birçok arkadaşın hepsini zaten görüntülerden alıyorum. Şu da bizimdi, şu da bizimdi. Ben bu sefer dün gittim, kendim deşarj oldum, geldim işte. Evet. Benim amcam olur. Amcamız, öz amcanız. Öz amcam. Evet. En yaşlı Çınar'ımız. Evet, evet. En yaşlı Çınar'ımız. Evet. Amca bir etrafı dolar. Mecburi, yani evet. Gerekli. Benim yeğen oldum işte kardeşi, babası, kardeşim. Evet. Ben amcası oldum. Amca sizi tanıyalım, siz kimsiniz? Siz de bu mahalleden. Ben de bu mahallede, bu köyden. Mersin'de çok aynı. Mersin'de mi? O zaman babamın zamanından mı yoksa Mersin'de? 34 doğumlu. 1934 doğmuşsunuz. Evet. Kitreli'de doğdunuz. Evet, burada doğdum. Mersin'de yaşıyorum. Şu an içinde mi oradasınız? 6 ay orada, 6 ay burada. Evim var. Mersin'e ne zaman taşındınız Kitreli'de? Oraya mı? Oraya Mersin'e 59'da taşındım. Oraya taşınmıştın 1959 yılında. Ondan sonra işte orada vakit geçtim. Orada hepsi yaptım. Ne yaşıyorsunuz? Çay, çık. Babam mesela biz de Mersin'de bulunduk. Orada çocukluğumuz geçti. Babam askerden gelince işte o da Mersin'e yerleşmiş. Bahçıvanlık diyelim, artık bahçıvan arkadaş diyelim. Bahçıcılar, mahçıcılar. Bahçıcı, değil mi? Bahçıcılıydım senin babam. Ben bahçıcıydım. Ben başka bir iş yapardım. Evet. Ondan sonra 73'e kadar bu işe devam ettim. 73'e kadar devam ettik. 74'te bu işi bıraktım. Özel işini bıraktım. Tarla benim değildi. İçeri bitiyordum. Tabii para kazanamayınca orayı 73'te bıraktım. 74'te bir fabrikaydı. Fabrikada çalışmaya başladım. Çalışmaya başladım. Orada 15 sene çalıştım. Yaşım 58 oldu. 5000 iş bulunu doldurdum. Oradan emekli oldum, çıktım. Ne güzel. 77'de hanımım öldü. Allah rahmet eylesin. 8 çocuğun anası gitti.
Sekiz evladınız vardı. Sekiz evladım vardı. O gitti. Kaç yaşında? Genç mi vefat etti? Beşini o everdi. Ölen ağabeyi everdi. Çocuklarını. Evet. Everdi onları. Üçünü de bu ağabeyi aldım ben. Hanımı aldım şeyden. Evlendim. Evlendim Ağrı'dan. Ağrı'dan mı? Doğru. Biliyorum. Ağrı'dan evlendim. Bundan çocuk olmadı. Çok istedim ama olmadı. Çocuklar istedim. Avrattanmış demek ki. Bir tane yap baba dediler çocuklar. Biz okuduruz dediler. Anlaşılır gençlermiş evlatları. Yok çocuklarım anlaşılıyor. Hemen everdiler beni. Böyle avrat ölecek. Doktor dedi ki 16'ın sonra ölür. Ölecek dediler. 17'de sürmez. 16'da diyor. 16'nın içinde ölür dediler. Öyle hemen de... aradılar. Hemen. Pekala.